uyanış başlıyor. Pastör güçlü Erman ile Söz ve ruhla uyanış. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Bu programda sizlere şifa alma konusunda paylaşmak istiyorum ve sizler için dua etmek istiyorum. Çünkü inanıyorum Rab size şifa verecek. Sıkıntınız her neyse, hastalık, illet, her neyse bugün sizi terk edecek. Çünkü Rab size şifa vermek istiyor. Çünkü Rab şifa verendir. Bazı ayetlere bakacağız. Biraz imanınızı bina etmek istiyorum ilk önce. Daha sonra dua edeceğim sizler için. İmanınızı bina etmek çok önemli. Çünkü Tanrı'dan almanın tek yolu iman yolu. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya gelen ilk önce var olduğunu inanmalıdır ama bu yeterli değildir. Daha sonra da onu arayanları ödüllendireceğini bilmelidir. Tanrı onu arayanları ödüllendirir. İman Tanrı'yı aramaktır. İman Tanrı'ya yaklaşmaktır. İman sadece inanmak değil, iman aynı zamanda eyleme geçmektir. İman bir beklenti içinde olmaktır. Bugün Tanrı'dan alacağınıza iman edin. Beklenti içinde olun. İman aynı zamanda emin olmaktır. İman, emin, amin. Hepsi aslında aynı kelime biliyor musunuz? Emin olduğumuz için ve iman ettiğimiz için amin diyoruz. Amin de oldu bitti demektir. Bunun için oldu bitti yani kesin bir beklentiyle yani hadi bir deneyelim. Ay ümit ediyorum ki bir şeyler olacaktır. Ay umarım olur değil inanıyorum olacak, almayı hazırım ve bugün alacağım tutumuyla yaklaşırsanız Tanrı sizinle o iman tutumunuzun olduğu noktada buluşacak lütfuyla, gücüyle, merhametiyle, sevgisiyle, bereketiyle size dokunacaktır ve siz de şifanızı alacaksınız. Amin. Evet, okuyacağım ilk ayet Luka 4. bölümden. Birlikte okuyalım. Kutsal kitaplarınızda varsa siz de açın, beni takip edin. Luka 4. bölümde İsa Mesih'in ya da evet İsa Mesih'in diyebiliriz çünkü tam mesedildikten sonra. Çünkü İsa 30 yaşında Kutsal Ruh tarafından mesedildi ve hizmete başladı ve 3,5 yıl yeryüzünde çarmıhta ölümü gömülmesi, ölümden dirilerek göğe alınması öncesi o 3,5 yıl boyunca yani 30 yaşından 33,5 yaşına kadar yeryüzünde hizmet etti. Öğrencilerini ve havarilerini topladı. Birçok insanlara yeryüzünde hizmet etti. Ee, dokundu, öğrettilerde bulundu. Ee, ve mesedildiği anda kutsal ruhla donatıldı ve mesedildiği anda İsa Mesih oldu. Ondan önce Nasıralı İsa'ydı ve bakın ne diyor? Luka 4. bölüm 14. ayet. İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı oranın Havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi şabat günü Havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yaşayan'ın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Evet, görüyorsunuz İsa ne diyor? Rabbin ruhu üzerimdedir. Yani kutsal ruh. Ne zaman oldu bu? Eriye Irmağı'na geldi. Vaftizci Yahya orada halkı mes'ediyordu. Luka 4. bölümün baş kısmında bunu okuyabiliriz. Geldi ve o kalabalığın arasına geldi. Yahya tövbe çağrısına bulunuyordu. Rabbin yolunu hazırlamak için mes'edilmiş bir peygamber olarak ortaya çıkmıştı. Çölde yükselen bir sesti. Ve insanları tövbeye çağırıyordu. Ve insanlar... Aa, gelip tövbe ediyorlar ve suyla vaftiz oluyorlardı. Yani suya gömülüyorlardı. Eski insan ölüyor, sudan çıkıyorlar yeni insan. Tövbe ettim, yıkandım, temizlendim, yeni bir yaşam sürmek üzere geçmişimi gömdüm. Geçmişim suyun altında kaldı ve ben tövbe ettim. Şimdi artık tövbe edeceğim, günahı bıraktım ve artık Tanrı'nın yolunda yürüyeceğim. Böyle bir çağrı üzerine insanlar mesediliyordu İsa geldi. Orada Vahşi Yahya dedi ki: "Asıl aslında ben senin tarafından mesledilmeliyim. Ama İsa dedi hayır doğruluk yerine gelsin diye ben senin beni vaftiz etmeni izin vereceğim ve vaftiz oldu. Ve sudan çıktığı zaman kutsal kitap diyor ki gökler gökler açıldı. Göklerden bir ses şöyle seslendi bu benim biricik oğlumdur ondan hoşnudum ve ondan sonra ruh bir güvercin gibi gelip onun üzerine indi. İşte İsa da bundan bahsediyor. Anlıyor musunuz? Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi ya da iyi haberi iletmek için mesetti. Gördüğünüz gibi burada Rabbin ruhunun İsa'nın üzerine gelmesi mesedilmek. Bu mesedilmek kelimesi aslında yağ sürmek anlamına geliyor. Eski antlaşma döneminde Tanrı'nın hizmeti için çağrılan insanlar yağla mesedilirdi. Üzerlerine yağ dökülürdü. Başlarının tepesinden ayaklarının ucuna kadar böyle bütün vücutlarında o yağ akardı. Ve o yağ üzerine döküldüğü zaman da Rabbin ruhu güçle, Rabbin eli güçlü bir şekilde onların üzerine inerdi, gelirdi ve hizmet etmeye başlarlardı. Kutsanmış olurlardı ve donatılmış olurlardı. İşte İsa da böyle diyor. Rabbin ruhu üzerimdedir çünkü İsa kutsal ruh tarafından kutsalın gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Görüyor musunuz? Ve haberi, haber bütün bölgeye yayıldı. O müjde, o iyi haber. Müjde budur, iyi haberdir. Bütün bölgeye yayıldı. İsa ne diyor? Rabbin ruhu üzerimdedir çünkü o beni mesetti. Görüyor musunuz? Ve neden mesedildiğini anlatıyor. Nedir bu mesedilme? Mesedilme ruhsal olarak doğa üstü bir şekilde donatılmaktır. Mesediş Tanrı'nın verdiği görevi yerine getirmek için gereken doğa üstü donanımdır. İsa da donatıldı, mesedildi, Celile'ye dönüyor ve haber her yöne yayılıyor. Büyüdüğü kent Nasıra'ya geliyor, Havra'ya gidiyor ve Şabat günü işte kutsal tomarlar açılarak, kutsal yazılarak açılarak okunur. Ona Yaşaya peygamberin tomarı veriliyor ve tomarı açıyor ve belli bir yeri buluyor. Bundan 700 küsür yıl önce peygamberlik sözüyle iletilmiş olan bir yeri açıyor ve okuyor. Yaşaya peygamberin sözlerini ilan ediyor. Ve diyor ki, Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Yaşaya peygamberin kitabında bu sözlerin yazılı olduğu yeri özellikle Kasten buluyor ve diyor ki yani yaklaşık 750 yıl önce Peygamberlik sözleriyle ilan edilmiş bu sözler diyor. Bakın, sonra kitabı kapattı. 20. ayet görevliye yeri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa diyor ki bakın dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir. Bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi: "Kuşkusuz bana şu deneyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefernaum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada kendi memleketinde yap. Size so doğrusunu söyleyeyim." diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine sizi gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gönderdiği gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Serafat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Yani Yahudi olmayan bir kadına. Peygamber elişanın zamanında İsrail'de çok sayıda düzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naman iyileştirildi. Yani Yahudiye Yahudiye de bunları söylüyor Celile de Yahudilere ve bir tokat gibi sanki bu sözleri onlara onlar onlara bir tokat gibi çarpıyor bu sözler. Çünkü İsa burada ne demek istiyor? Geçmişte peygamberler kabul görmedi. Onların üzerindeki mesediş. Kutsal'ın gücü o insanlara, İsrail halkına fayda sağlamadı. Tam tersine e, antlaşma halkından olmayan, sünnetsiz olan başka insanlar iman ettiler ve bu mesedişten mucizelerini aldılar. Görüyor musunuz? Ve Havra'dakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular diyor. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurundan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. Haleluya. Onu öldürmek istediler daha hizmete başladığı ve hizmetinin başladığını duyurduğu ilk gün ama tabii ki bunu yapamadılar. Üç buçuk yıl sonra İsa kendi canını feda etti. O zaman çarmıhta öldü ama o zamana kadar kimse ona elini süremedi. Gördüğünüz gibi İsa hizmete başladığı zaman İnsanlar bir nevi onu övmeye başladılar. Ama ne zaman İsa dedi ki bu sözler bugün gerçekleşti ve bu gerçekleşen sözler neydi? Bakın, mesedildiğini söylüyor. Ama insanların bu mesedişten alabilmeleri için iman etmeleri lazım. Onun onu kabul etmeleri lazım. Maalesef kabul etmeyen mucizesini alamadı. Günümüzde de aynı şey. İsa Mesih'i kabul etmeyen mucizesini alamıyor. Ama İsa Mesih'i kabul eden, imanla ona yaklaşan Müjdesini alabiliyor. Niye? Neden? Çünkü o mesedildi. Ve bu mesedilmenin bir amacı var. Neydi? Müjdeyi yoksullara iletmek. Yoksullar için müjde ne olabilir? Yoksulluk lanetinden kurtul, kurtul, kurtulma müjdesi. İyi haber. Yoksulluk lanetinin kırılması, Tanrı'nın bolluğunu ve bereketinin sağlayışının, zenginliğinin, lütfunun o kişinin hayatının üzerine gelmesi. Tutsakların serbest bırakılması görüyor musunuz? Her türlü bağın ve tutsaklığın kırılması. Her türlü tutsak edici gücün kırılması. Anlıyor musunuz? Her türlü bağımlılıktan kurtulmak. Günahın gücünden, tutsaklığından kurtulmak. Alkolün, sigaranın, her türlü pisliğin tutsaklığından kurtulmak. Körlere diyor gözlerin açılması. Bunu duyurmak. Ezilenlerin özgürlüğe kavuşması. Ezilen kişilerin, Yüreği ezik olanların şifa alması, içsel şifa almaları. Anlıyor musunuz? Ve Rabbin lütuf yılının ilan edilmesi ve Tanrı'nın lütfunun insanların hayatının üzerine gelmesi. İsa Mesih mes'edildi, hizmetine başladı. Üç buçuk yıl her yanı dolaşarak iyilik yapıyordu. İblisin baskısı altında olanın hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Şifa veren, mucizeler yapan İsa Mesih günümüzde kilisesi ve mesettiği diğer kişiler aracılığıyla, Tanrı adamları ve Tanrı kadınları aracılığıyla hizmetini devam ettirmektedir. Beni de bu hizmetine çağırdı, beni de mesetti ve ben de size bugün müjdeyi duyuruyorum. Anlıyor musunuz? Ve şifa ve özgürlük yılını ilan ediyorum. Amin. Programımız devam edecek. Sakın ayrılmayın. Tekrar sizlerle birlikte olacağım ve sizler için dua edeceğim. Bugün mucizenizi alacaksınız. Bugün şifa alacaksınız. Amin. Sizi canlandırmaya, sizi diriltmeye geldik. Çünkü kiliseye bir bina değil, kiliseyi biz oluştururuz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazır bir tutumla, kararlı bir tavırla, hizmet odaklı bir zihniyetle insanları canlandırıyoruz. Evet kilisedeyiz ama aynı zamanda sokaklardayız. Okullardayız, medyadayız. Çocuklarlayız. Gençlerleyiz. Yetişkinlerleyiz. Çünkü nerede iki ya da üç kişi İsa'nın adıyla toplanırsa İsa aralarındadır. Aramıza dahil olmanızı, İsa'nın sizi canlandırmasını istiyoruz. Hayat nehirde akıyor. Hayat nehirde akıyor. Bir kutsal kitap enstitüsü. Tanrı'ya aç olan insanları Tanrı sözüyle ve kutsal ruhun mesedişiyle donatıyoruz. 21. yüzyıl için uyanışçıları yetiştiriyoruz. İnsanın ismi en güçlü isim. İnsanları çağrılarında başarılı olmak için eğitiyoruz. Canları kazanmayı, harikalar, belirtiler ve mucizelerle müjdeyi duyurmayı, ruhun gücüyle hizmet etmeyi öğretiyoruz. Çağrını keşfet, Mesih'in bedeninde yerini bul ve Tanrı'yla olan ilişkini derinleştir. Tanrı seni çağırır Cevap verecek misin? Sevgili izleyicilerimiz Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastor Güçlü Evet, kutsal ruh tarafından mesedilme, şifa alma, doğaüstü mucizeler yaşama konusuna değinmeye devam ediyoruz. Birazdan dua edeceğiz. Bugün mucizenizi alabilirsiniz, bugün şifanızı alabilirsiniz. Yeter ki iman edin. Tanrı'dan almanın tek yolu iman etmek. İmanla Tanrı'ya uzanıp onun sağlıklarını alabiliyorsunuz. İmanla geleceğe uzanıp gelecekte gibi olan bir şeyi şu ana getirebiliyorsunuz. Yani Geciktirmeyin. Ah şifam bir gün olacak diye düşünmeyin. Şifam şimdi alacağım diye düşünün. Ah bir gün bir mucize yaşarım belki diye düşünmeyin. Şimdi mucize alacağım. Mucizemi yaşayacağım diye iman edin. Amin. İsa Mesih'in mesedildiğini gördük değil mi? Mesedilmek. Mesih diyoruz çünkü mesedilmiş olan. Kutsal ruh tarafından mesedildi. Ne dedi? Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni mesetti. Yaşaya peygamberin İsa'nın doğumundan 700 küsur yıl önceki peygamberlik sözlerini gerçekleştiğini ilan etti İsa Mesih. Açtı, Yaşaya peygamberin tomarında olan yeri buldu, okudu ve dedi bugün işittiğiniz bu kutsal sözler, kutsal yazılar gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir dedi. Ve halkı imansızlıkları için azarladı. Geçmiş nesillerin imansızlıkları konusunda örnekler verdi. Nasıl Elişa veya İlyas döneminde İsrail halkından yani peygamberlere sahip olan, kutsal yazılara sahip olan, Tanrı'yla antlaşmaya sahip olan, Tanrı'nın seçilmiş halkı ve ulusu olan kişilerin mucize alamadığını ama seçilmemiş olanların iman ederek mucize aldıklarını hatırlattı ve halkı azarladı. Yüreklerindeki sertlik için ve imansızlıkları için. Bundan dolayı da alıp, İmansızlıklarından dolayı azarlanan halk onu uçurumun kenarına götürüp uçurumdan aşağı atmaya çalıştı ama tabii ki İsa'yı öldüremediler çünkü zamanı henüz gelmemişti. Kimse aslında İsa'yı öldürmedi. İsa kendi canını feda etti. Zamanı geldiği zaman çarmıha gitme zamanı çünkü babanın belirlediği zamanı ve plana göre günahlarımız için ölmesi gerekiyordu ve aynı zamanda ölümden dirilerek şeytanın başını ezmesi, ölümü mezarı yenmesi, diriliş gücüyle dirilerek aynı diriliş gücünü bize sağlaması gerekiyordu. Amin. Ve göğe alındı ve tekrar geri gelecek. İsa Mesih'in ikinci gelişini bekliyoruz. Haleluya. Çok yakında geri gelecek kardeşler. Çok yakında geri gelecek. Beni dinleyin. İsa'nın dönüşü yakındır. Sakın gecikeceğini düşünmeyin. Çok yakında geri dönecek ve her gün her gün o gün İsa'nın o gün İsa geri dönecekmiş gibi yaşamalıyız. Hazır olmalıyız. Amin. Evet, İsa mesedildiğini ifade etti ve bu mesedişin amaçlarını duyurdu. Şifa vermek, tutsakları özgür bırakmak, hastaları iyileştirmek, ezilenleri iyileştirmek, yoksullara müjde, yoksulluğun gücünü kıracak olan bereket geldi. Amin. İsa Mesih aracılığıyla kutsanıyoruz. Bütün göksel kutsamalarla ve bereketlerle bereketleniyoruz. Tanrı'nın sağlayışı, bereketi, bolluğu hayatımıza geliyor. Hem ruhsal zenginlik, hem finansal zenginlik, hem bedensel zenginlik. Nedir bedensel zenginlik? Şifa almış olmak. Amin. Haleluya. Bir de Elçin İşleri 10. bölümden bir ayetimiz var. Bunu okuyalım. Ondan sonra dua edeceğim. Hazır olun. Bugün alma zamanı. Almaya hazır olun çünkü Rab'den alacaksınız. Bakın, Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları yani okuduğumuz ayetler, Luka 4'te gördük değil mi? Yahya'nın vaftiz çağrısı. Bu Elçen İşleri 10. bölüm 37. ayet. Yahya'nın Yahya vaftiz çağrısı başladı. İsa da geldi Eriyarman'da vaftiz oldu. Sudan çıktığı zaman Gökler açıldı, göklerden baba seslendi. Bu benim biricik oğlum. Amin. Ondan hoşludum dedi ve Rabbin ruhu kutsal ruhu onun üzerine güvercin gibi indi. Ve İsa Mesih kutsalla mesedilmiş oldu, donatılmış oldu ve hizmetine başladı. Ondan önce hizmet etmedi. Ondan önce hiçbir mucize yapmadı. 30 yaşına kadar, 30 yaşında mesh kadar İsa Mesih hiçbir mucize yapmadı. Kutsal kitap bu konuda çok açık ve net. Ne zaman ruhla mesh edildi, hizmete adım attı ve hizmet etmeye başladı ve mucizeler yapmaya başladı ve hastaları şifa vermeye başladı. insanların hayatını değiştirmeye başladı. Anlıyor musunuz? Aynı şey bizim için de geçerli. İsa göğe alınmadan önce dedi ki, kutsal üzerinize inince güç alacaksınız. Benim adıma tanıklar olacaksınız. Benim yaptıklarımın aynısını yapacak, hatta daha fazlasını yapacaksınız. Başlattığım aynı hizmeti kilisem olarak, mesedilmiş kilisem olarak mesedilmiş Tanrı adamları ve Tanrı kadınlar olarak devam ettireceksiniz dedi. İşte aynı şeyi yapıyoruz. Ben de aynı hizmeti devam ettiriyorum. Çünkü İsa Mesih'e iman ettim. O beni hizmetine çağırdı ve beni kutsal ruhla mesetti. Anlıyor musunuz? Kutsal ruhla insanlar aynı hizmeti devam ettiriyor. Çünkü İsa Mesih kutsal ruhun aracılığıyla hizmet etti. Amin. Biz de aynı mesediş aracılığıyla hizmet etmeye devam ediyoruz. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları yani kutsal kitapta Matta, Markos, Luka, Yohanna müjde kitaplarında kayda geçmiş olan olayları diyor. Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini Bazılarını değil, hepsini iyileştiriyordu çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Gördüğümüz gibi İsa Mesih kutsarla mesedildi ve hizmete başladı. Anlıyor musunuz? Ben de kutsarla mesedildim ve hizmete başladım. 22 yıldır müjdeyi duyuruyorum, hizmet ediyorum. Ben de birçok ülkeyi dolaştım, Türkiye'nin birçok yanını dolaştım, hizmet ediyorum yüzlerce insanın, binlerce insanın kurtulduğunu, şifa aldığını, Rabbin dokunuşunu aldığını kendi gözlerimle gördüm. Benim elim aracılığıyla Rab çalıştı. Benim ağzım aracılığıyla Rab çalıştı. Bütün yücelik Rab'be aittir ama Rab mesettiği hizmetkarlarını kullanıyor. Tanrı adamlarını ve Tanrı kadınlarını kullanıyor. İsa Mesih'in adıyla aynı kutsal mesedişiyle bize de kilisesine de mucizeler yapma, hastalara şifa verme, cinleri kovma yetkisini ve hizmetini verdi. Bu hizmeti devam ettiriyoruz. Anlıyor musunuz? Bugün şu anda biraz sonra dua edeceğim. Bu programda dua edeceğim. Rab sizde dokunmak istiyor. İman edin. Beklenti içinde yaklaşın. Mucizenizi alın. Kutsal ruhun mesedişi ve ateşi gücü size dokunsun. Şifa mesedişi aksın. Mucize yapacak gücü aksın. Olduğunuz yerde size dokunsun hayatınıza dokunsun, ailenize dokunsun, siz de alın. İman edin. Ben dua ettiğim zaman alacağınızı iman edin ve alın. Çünkü kutsal ruh üzerinize inecek, size dokunacak. Tutsakları özgür kılan mesediş, şifa veren mesediş, körlerin gözünü açan mesediş, yoksulluğu kaldıran, bolluğu sağlayan mesediş bu programda akacak, dua ettiğim zaman size dokunacak. Birlikte dua edelim mi? Rab size dokunsun amin Evet. Şimdi dua edeceğiz. Hazır mısınız? Rabden alma zamanı. Hastaysanız iyileşeceksiniz. Tutsaksanız özgürleşeceksiniz. Ezikseniz güçleneceksiniz. Yoksulsanız bereketleneceksiniz. İhtiyacınız her neyse şimdi Rab bunu size verecek. Rab size dokunmaya hazır. Siz almaya hazır mısınız? Almaya hazırsanız gözlerinizi kapatın. Ellerinizi böyle Rabb'e açın. Dua edeceğim. İsa Mesih'in adıyla ve şunu bilmenizi istiyorum. Ruhta mesafe yok. Ruhta zaman yok. Rabb'in ruhu şu anda üzerinize gelecek. Başınızın tepesine, ayaklarınızın ucuna kadar o yağ gibi aktığını, sıcak bir yağ gibi üzerinize döküldüğünü hissedeceksiniz ve şifanızı alacaksınız. Hazır mısınız? Amin. Dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Rab şu anda beni izlemekte olan, ve şifaya ihtiyacı olanlar için dua ediyorum. mucize ihtiyacı olanlar için dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Tutsaklar için dua ediyorum. Özgürlüğe ihtiyacı olanlar için dua ediyorum. Şu anda Rab, İsa Mesih'in adıyla kutsal ruhun onların üzerine gelsin. Rabbin ruhu üzerlerine gelsin. Rabbin ruhu onları mesetsin. Şifa mesedişi aksın. Rab onlara mucize ver. Şifa ver şimdi İsa'nın adıyla. Hastalığı bağlıyorum. Kötü ruhları ve cinleri bağlıyorum. Sizi tutsak eden her gücü iptal ediyorum, kırıyorum. Kötü ruhlar defolun gidin. Hastalık defolup gitsin. Şimdi bedeniniz hastalıktan temizlensin ve iyileşin. İsa'nın adıyla baş ağrıları iyileşsin. Tümörler erisin, yok olsun, kaybolsun. Uğurlar kökünden kurusun. Ağrılar, sancılar İsa'nın adıyla dinsin. Kireçlenme, kalp rahatsızlıkları, adele ağrıları, kemik, ilik, eklem ağrıları, hastalıkları, kan hastalığı. İsa Mesih'in adıyla her türlü iç organdaki rahatsızlık. İsa Mesih'in adıyla kanser, İsa'nın adıyla yok olsun. Kutsal'ın ateşi yaksın o kanseri kökünden Kurutsun şimdi. İsa'nın adıyla. Haleluya. Teşekkür ediyorum Rab. Ruhun akıyor. Gücün dökülüyor. iyileşiyorlar. İyileşiyorlar Rab. Şu anda şifa alıyorlar. Şu anda mucizelerini alıyorlar. Finansal mucizeler. Borçlar iptal olsun İsa'nın adıyla. Haleluya. Haleluya. Rab teşekkür ediyorum. Dokunuyorsun. Amin. 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 Hissediyorum. Rabbin ruhu şu anda dökülüyor. Ben hissediyorum mesedişi. Şu anda size de dokunuyor. Haleluya. Rab bütün yücelik sana ait. Haleluya. Rab sana şükrediyoruz. İsa Mesih'in adıyla Rab. Hastalar şu anda şifa bulduğu için şükrediyoruz. Tutsaklar özgür kılındığı için şükrediyoruz. Körlerin gözleri açılıyor. Sağır kulaklar açılıyor İsa'nın adıyla. Hastalar iyileşiyor şu anda Rab. Teşekkür ediyoruz. Ellerinizi kaldırın ve teşekkür edin. Aldım Rab sana şükrediyorum deyin. Şükredin. Şükredin Rabbe. O iyidir. Şükredin Rabbe. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Eğer şifa aldıysanız, bir mucize yaşadıysanız, özgürleştiyseniz, Rabbin dokunuşunu hissettiyseniz bize yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Amin. Belki en büyük mucizeyi henüz almadınız. O da yeniden doğmak, kurtulmak, bütün günahlarınızdan bağışlanmak. Bu da ancak İsa Mesih aracılığıyla olabilir. İsa Mesih'i henüz Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz, şu anda bunu yapmaya hazırsanız, gözlerinizi kapatın, bu duayı tekrar edin. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Lütfen beni bağışla. Beni yıka ve temizle. Beni doldur, beni değiştir. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Çarmıhta benim için öldüğüne, ölümden dirilerek bana sonsuz yaşam verdiğine yürekten iman ediyorum. Amin. Sevgili dostum bu duayı tekrar ettiysen bağışlandın ve kurtuldun. Harika bir şey değil mi? Sizden de işitmek istiyoruz. Amin. Başka bir programımızla birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Değerli izleyicilerimiz, siz de programlarımıza dualarınız ve sunularınızla ortak olup müjdenin duyurulmasına destek olabilirsiniz. Uyanış ateşinin Türkiye'nin her yerinde yayılmasına katkıda bulunmak için bize ulaşabilirsiniz.